Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz cümleye belirsiz şeylerden anlamı katmıştır? A. Şuna buna kulak as. Kafana göre hareket etmen daha doğru. Devam ettim. B. Gittiği tatil beldelerinde şunu bunu ne bulursa toplamış gelmiş. Her şeyi anlamında. Şuna buna derken de herkese anlamında. Bütün gece boyunca şuradan buradan söz edince zaman da çabuk geçti. Şuradan buradan derken de belirsiz şeylerden, yani genel olarak bir konu etrafında değil de oradan buradan her konudan bir şeyler konuştuk anlamında. Devam edelim. D. Yaptıkları tek şey bir araya gelip şunun bunun aleyhinde konuşmak. Yani kişilerin aleyhinde konuşmak anlamında. O zaman D'yi, Bursa'yı ve Adana'yı eledim. C şıkkındaki şuradan buradan ifadesinde belirsiz şeyleri konuştuklarını ifade etmeye çalıştı. Dolayısıyla bu soru için cevabımız C şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildi? Bir aydın olarak görevinin düşünmek olduğunu söyleyen Sartre, tehlike karşısında bile kendine bir sınır koymamıştır. Kendine bir sınır koymamakla neyi kastetmiş arkadaşlar? Evet, engel tanımamak olabilir mi? Olabilir. Sonuna kadar gitmek, engel tanımamak aynı hemen hemen B elendi. Yönlendirilmekten kaçınmak. Yani kendine bir sınır koymamış. Ben sürekli şuraya gitmeliyim, buraya gitmeliyim, sürekli şunu yapmalıyım ve ben şu inancıma göre hareket etmeliyim falan dememiş. Yönlendirilmekten kaçınmış. C de doğru. Ama tereddütte kalmak kendine bir sınır koymamıştır ifadesiyle anlatılmak istenenlerden değildir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı B şıkkı sevgili arkadaşlar. Şimdi tereddütte kalmak, karar verememek adı üstünde. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede okurun metinle kurduğu ilişki açıklanmıştır. Bakalım bire. Okur basılı ve yazılı sayfaya bakarak o sayfayla orada yazılanlarla iletişim sürecine giren kişidir. Evet, ne yapmış burada arkadaşlar? Okurun metinle kurduğu ilişkiden bahsetmiş. Dolayısıyla bu doğrudur. A gitti. B. İkinci cümlede yazar ve okurun buluştuğu ortak noktadan söz edilmiştir. İkinci cümleye baktım. Bunun içinde yazarın metni oluştururken takındığı iletişim konumunu okur da metni okurken takınır. Yani ortak bir noktada buluştuklarını söyledi yazar ve okurun. Bu da doğrudur. C. Üçüncü cümlede okurun metnin anlaşılması için gereken çabayı gösterdiği vurgulanmıştır. Bakalım. Yazarın metnin dokusuna sindirdiği iletiyi ya da bildirimi okuyarak algılamaya, kavramaya çalışır. Evet, okurun anlatmaya çalışılanları anlamaya çalıştığını vurguladı burada. Dolayısıyla bunu da eledim. Ve dördüncü cümlede okuma donanımına sahip olmanın zor bir süreç olduğu belirtilmiştir. Bakalım. Bu nedenle yazarlık nasıl bir yazma donanımı gerektirirse okurluk da bir okuma donanımı gerektirir. Şimdi okuma donanımı gerektirdiğini söyledi ama okuma donanımına sahip olmanın zor bir süreç olduğunu söylemedi bana. Demek ki D şıkkı söylenemez. D şıkkında verilen yargı yanlıştır. Cevap Denizli. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani hangisi alakasız diyor aslında metnin geneliyle. 1. Dostluk olmayan yerde hiçbir insanca değerin gelişebileceğine inanmıyorum. 2. Bizim geleneklerimizde dostluğun tarihsel bir tadı olmasına rağmen bir kula dost olanlarımız da mesela. 3. Hiçbir zaman dostluğa dayanmadıkça mutluluk getirmez insana. 4. Dostluğa inanmayan, hiçbir dostuna güvenmeyen insanlar vardır. Ya asıl inanılmayacak, güvenilmeyecek insanlar onlardır belki de. 5.
Haklı haksız düştükleri bu acı yalnızlık onları ister istemez bencilliğe ve insanları kötümserliğe, sevmezliğe götürür. Şimdi burada dostluğun kavramsal olarak değeriyle, insanlarla alakasıyla ilgili şeyler söyledi ama ikinci cümlede bununla alakasız olarak bizim geleneğimizde dostluğun tarihsel tadı olmasına rağmen bir pula dost satanlarımız da boldur nedense dedi. Yani metnin geneliyle alakasız bir şey söyledi. Dolayısıyla cevabım ikinci cümle yani Adana şıkkı olacak. Yani dostluk ve insanca değerlerle bahsetti diğerlerinde. Fakat iki de anlamsız bir şey. Metnin akışını bozdu diyebilirim. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? A. Yok, Fehmi belki de Faruk'tu. B. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? C. İyi akşamlar diyor o da. D. Olmuyor işte. Bakalım. Bütün efendiliğimi ve nezaketimi takınıp sesime nazik bir gelerek komşuma iyi akşamlar diyorum. Apartman kapısında nadir karşılaşmalarımızdan biridir bu. Nokta nokta nokta. Birinci katta oturuyor. Adı Fahrettin miydi? Yok. Fehmi ben Faruk'tu diyebilirim buraya. O zaman A şıkkını elerim. Devam ettim. Bir sabah da alt katımızda oturanla karşılaşıyorum. O genç biri, yeni evli. Adını duysam da hatırlamıyorum. Merhaba, günaydın diyorum. Samimi cevap veriyor. Nokta nokta nokta. Ne olurdu sanki onlarla iyi akşamlar ve günaydından başka bir kelimecik daha konuşabilseydik dedi. Şimdi burada devam edelim. Nasılsın? Çoluk çocuk iyi mi diyebilseydik olmaz mıydı? Nokta 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 olmuyor işte. Bütün samimiyetimi, nezaketimi takınıp selam vermeme rağmen bir kelimenin ötesinde konuşacak şey bulamıyorum. O zaman ne yaptım arkadaşlar? D'yi de eledim. Burada birinci boşluğa ben ne diyebilirim? Şöyle başlamıştı metin. Bütün efendiliğimi ve nezaketimi takınıp sesime nazik bir ton vererek komşuma iyi akşamlar diyorum. O zaman ne olacak? Apartman kapısında nadir karşılaşmalarımızdan biridir bu. İyi akşamlar diyor o da. Birinci katta oturuyor. Adı Fahrettin miydi? Bakın C şıkkını da buradaki ilk boşluğa yerleştirdim. Fakat B şıkkını nasılsınız, keyfiniz nasıl ifadesi herhangi bir yere yerleşmedi. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı. Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Selvi ve Canan arasındaki bir konuşma arkadaşlar. Bakalım. Selvi şöyle demiş. Muhabbet kuşlarının papağanların konuşabilme yetenekleri oldum olası ilgimi çok çekiyor. Hatta geçen gün Türkçe dersinde şöyle dedi. İnsan yeryüzünde konuşabilen tek canlıdır. Ben parmak kaldırıp bazı kuşların da konuşabildiğini söyleyerek öğretmene itiraz ettim. Canan, eminim senin gibi düşünen birçok insan vardır ama bu doğru değil. Bir kuşa günaydın demeyi öğretebiliriz ama o size günaydın derken gününüzün aydın olması dileğiyle söylemez bunu. O sözü bir ötme biçimi olarak algılar ve onun için yalnızca taklit eder. Bakalım bu konuşmaya göre hangisi söylenemez dedi. Selvi konuşabilme yeteneğine sahip kuşlara merakının yeni olmadığını söylemektedir. Oldum olası ilgimi çekiyor demiş zaten. Dolayısıyla A doğru. B. Canan Selvi'nin kuşlarla ilgili düşünceleri karşısında şaşırmaktadır. Hayır, şaşırmadı. Sadece doğru olmadığını söyledi. Cevap B gibi. C. Selvi bazı kuşların insan gibi konuştuğunu düşünmektedir. Evet, papağan, muhabbet kuşu gibi kuşların insan gibi konuştuğunu düşünüyor. C'yi eledim. Canan
Denizli'de şöyle, Canan bazı yanılgıların toplumda yaygın olduğunu dile getirmektedir. Evet, Canan kuşların aslında konuşmadığını, taklit ettiğini söyledi. Dolayısıyla bu da doğru. Yanlış olan, söylenemeyecek olan yargı 5 şıkkında verilen ifadedir arkadaşlar. Bu soru için cevabımız Bursa. Bu bilgilendirme afişi aşağıdaki haberlerden hangisiyle ilgili değildir? Ocak-Mart 2022 demiş, turizm istatistikleri demiş, ziyaretçi sayısı, turizm geliri ve yabancı ziyaretçi, yabancı ziyaretçi demiş, ülkeleri vermiş, renklere göre ayırmış. A. Türkiye yılın ilk çeyreğinde, yani Ocak-Mart arasını kastediyor, yaklaşık 5,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Şöyle diyelim, bu yeşilli kısım. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 6.859.710 oldu. Buna ulaşabilirim. Bu haberle ilgili olabilir. A'yı eledim. B. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak-Mart 2022 dönemi sınır giriş çıkış verilerine göre Türkiye'ye geçtiğimiz Mart ayında yine bir önceki yılın aynı ayına göre %4,33 artışla bu kadar yabancı ziyaretçi geldi, sayıyı verdi. Tamam, bu haberle de ilgili olabildi. C. Yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2022 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan birinci, İran ikinci, Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Rusya ve Gürcistan takip etti, izledi. Bu haberle de ilgili olabilir. Bunu da eledim. Denizli, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerinde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer alır. Burada arkadaşlar şehirlerle ilgili bir şey vermedik. Dolayısıyla yukarıda verilen görsel bilgilendirme afişi verilen ifadeyle, haberle ilgili değildir. Cevap Denizli. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Şıkları kapattım. Hiç bakmıyorum arkadaşlar. Direkt metne bakıyorum. Türünü belirtmeye çalışıyorum. Belirlemeye çalışıyorum. Genellikle kutup yıldızlarının gökyüzündeki aslında böyle değildir. Kutup yıldızı tüm yıldızlarında görünür parlaklık sıralamasında 48. sırada yer alır. Yani parlaklık bakımından onun gökyüzündeki sıradan insanlardan biri, sıradan yıldızlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Kutup yıldızı en parlak yıldızlardan biri olmadığı için ilk bakışta gökyüzünde bulunması zor olabilir. Kuzey Gök Kutbu bölgesinde çok sayıda parlak yıldız olmadığı için kutup yıldızı biraz yardımla kolayca bulunabilir. Kutup yıldızını bulmak için genellikle Büyük Ayı takım yıldızından yararlanılır. Büyük Ayı, kepçeye benzeyen belirgin şekli sayesinde bulunabilir. Bunun için bizim dönmemiz yeter. Şimdi burada kendi düşüncelerini katmadan bir konuyla ilgili, bir doğa olayıyla, bilimsel bir konuyla ilgili bilgi verdi. Dolayısıyla bu metnin türü makaledir. O zaman cevabım ne olacak? A. Bilimsel bir konu ile ilgili bilgi verdiği için makaledir diyeceğim. Cevap Adana. Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? 1. Keşanlı Ali Destanı Türk Edebiyatı'ndaki ilk epik tiyatro örneğidir. Güzel. 2. Keşanlı Ali Destanı Türk tiyatrosunun önemli eserlerindendir. 3. Keşanlı Ali Destanı yazarı Haldun Taner'e yılın en iyi tiyatro ödülünü kazandırdı. Türk tiyatrosunun A şıkkına bakıyorum. Epik türde ilk örneği olan Keşanlı Ali Destanı yazarı Haldun Taner'e yılın en iyi tiyatro oyunu ödülünü kazandırmıştır. Şimdi ikinci yargıyı buraya yerleştirmedi. Bu eksik kaldı. Doğru birleştiremedi. B. Türk Edebiyatı'nın en önemli eseri Keşanlı Ali Destanı. En önemli eserlerindendir dedi. En önemli eseri demedi yukarıdaki ikinci cümlede. Dolayısıyla B yanlıştır. Eledim. C. Haldun Taner tarafından yazılan Keşanlı Ali Destanı yılın en iyi tiyatro ödülünü alarak
Türk tiyatrosunun epik türde yazılmış en önemli oyunu haline geldi. En önemli oyunu demedi, en önemli eserlerindendir dedi. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. D. Türk edebiyatındaki ilk epik tiyatro örneği olan ve yazarı Haldun Taner'e yılın en iyi tiyatro oyunu ödülünü kazandıran Keşanlı Destanı, Türk tiyatrosunun önemli eserlerindendir. Bakın, eserlerindendir diyor. Yukarıda da öyle demişti zaten. O zaman numaralanmış cümlelerin anlamca doğru ve tam bir biçimde birleştirilmiş hali D şıkkında verilmiş. Bu soru için cevabımız denilmiştir. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Öyküleyici bir anlatım vardır. B. Karşılaştırma yapılmıştır. C. Tanımlamaya başvurulmuştur. D. Sorularla konuya dikkat çekilmiştir. Komşu anne sözünü duydunuz mu hiç? Hoppa, burada sorularla başladığı için, yani soruyla başladığı için D şıkkını eleyebilirim. Sorularla konuya dikkat çekilmiştir derim. Biz komşu çocukları birbirimizin annelerine komşu anne derdik. Komşu annenin tanımını verdi. C'yi eledim. Anneler kendi çocuklarına ne almışlarsa bir tane de komşu çocukları için alırlardı. Kardeş gibi büyüdük bitişik evlerde. Onlar da yer içer, yatıya kalırdık. Çocukluğumuzun yarı yarıya komşu evlerinde geçer, çocukluğumuz yarı yarıya komşu evlerde geçerdi bizim. Oysa şimdi öyle mi ya? Bakın, kendi çocukluğuyla şimdiyi karşılaştırdı. Bursa'yı eledim. Memleketini, çocukluğunu, huyunu, adını bile bilmediğimiz komşularımızla paylaşacak neyimiz var ki? Komşuluk ortak bir dünyanın ve paylaşılan uzun zamanların hatırasıdır. Büyük şehirlerde çoğumuzun başkalarıyla ortak bir dünyası, paylaşacak bir zamanı yok artık. Şimdi burada hepsini eledim. Ancak öyküleyici bir anlatım var mı? Yok. Burada ne vardır arkadaşlar? Tartışmacı bir anlatım vardır. Öyküleyici anlatım yok. O zaman Jacobs adını zikri onun için. Bu konuşmada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre sırasıyla hangisi getirilmeli değil? Bakalım. Yazar ve gazeteci arasındaki sohbet klasik artık Türkçe sorularımızdan bir tanesi oldu. Yazar şöyle demiş. Öteki güzel sanat dalları gibi şiir de milletler arası bir değerdir. Fazıl Üslü Dağlarca bir şiirinde ne diyordu? Burada, Hindistan'da, Afrika'da buğdaya karşı sevgi aynı, ölüm önünde düşünce bir dedi. Şimdi bu hangi soruya yönelik olmuş olabilir? Bakalım. A. Şiirlerinizi kolay ve rahat okunmaya dikkat eder misiniz? Bununla alakalı bir cevap yok. Eledim. B. Bugünkü şiirimizi ilerisi için ümit verici buluyor musunuz? İlerisi ile alakalı bir şey söylemedi ilk cevapta yazar. Eledim. C'ye baktım. Uluslararası şiir arenasında bizim şiirimizin durumu ne dersiniz? Bizim şiirimizin durumuyla alakalı demedi. Daha çok dünya çapında evrensellikle alakalı şeyler söyledi. Eledim. Cevap ortaya çıktı aslında. D. Şiirde millet aranır mı? Yoksa şiirde müzik gibi evrensel mi olmalıdır? Evet. Öteki sanat dalları gibi şiirde milletler arası bir değerdir diye zaten başladı. Bu doğru. İkinci soruyu yapıştırayım oraya. Öğreteci şöyle desin. Şiir yazarken mısra güzelliği mi yoksa bütün halinde bir şiir havası oluşturmak mı önemli sizin için dedi. Şiirdeki bütün güzelliği parça güzelliklerini kesiksiz sürüp gidebilmesinden, zincirlenmesinden doğar. Bir dizenin bile aksaması şiirde verilmek istenen bir hava, yaratılmak istenen bir iklim, sahiden varsa onu bozar, zedeler. Bu düşüncelerimi kendi şiirlerimde uygulamaya dikkat ediyorum dedi. O zaman D şıkkındaki şiir yazarken mısra güzelliği mi yoksa bütün halinde bir şiir havası oluşturmak mı önemlidir sizin için ifadesi buraya uygundur. Yani cevabım denize arkadaşlar. Aşağıda Ayşe, Cemre, Kartal, Naci adlı öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları 6 soruluk bilgi yarışmasının yarışanları verilmiştir. Bu yarışmanın sorularına verilen doğru yanlış cevaplarla ilgili bilinenler şunlardır.
Birinci soruya doğru cevap veren öğrenci toplam iki soruyu doğru cevaplamıştır dedi. Şimdi Naci burada bir tane var. Bir burada var. Üç tane Naci gördüm. Bir, iki, üç tane Ayşe gördüm. Tamam. İkinci soruya doğru cevap veren öğrenci diğer soruları yanlış cevaplamıştır. Şimdi ikinci soruyu Cemre cevapladı diyelim. Diğer soruları yanlış cevaplamış olsun. Üçüncü soruya Cemre, beşinci soruya Kartal doğru cevap versin. Şimdi hemen vazgeçtim işaretlediklerimi. Üçüncü soruya Cemre, beşinci soruya Kartal doğru cevap vermiştir. Beşinci soruya da Kartal doğru cevap vermiş. O zaman beşinci soruya yanlış cevap veren Cemre, üçüncü soruya yanlış cevap veren Naci. Peki Cemre 3'te ise şu öncüle bakarak ne diyebilir? İkinci soruya doğru cevap veren öğrenci diğer soruları yanlış cevaplamıştır. Ayşe demek ki burada doğru cevap verecek. Çünkü Cemre 3. soruyu da cevaplamış. Diyelim ki Ayşe doğru cevap verdi. Buradan Cemre'yi sildim. Diğer sorulardan da Ayşe'yi silmek zorundayım arkadaşlar. Devam edelim. Birinci soruya doğru cevap veren öğrenci toplam iki soruyu doğru cevaplamıştır dedi. Naci iki tane soruyu doğru cevaplayacak. O zaman bir de altıncı soruyu doğru cevaplasın. Şimdi Nacileri mi saysak? Önce Ayşe'yi sayalım. Bakın Ayşe burada bir tane, başka yerde yok. O zaman bir Ayşe, bir Ayşe ya C ya D cevabı. Haydi Naci'yi sayalım. Bir Naci. Bakıyorum. İki Naci. Naci iki olacak. 2, 2. Kartal kaç tane olacak? 1 kartal, 2 kartal, başka kartal yok. 2 kartal olacak. Cemre'ye baktım. Bir tane var. Bir Cemre. Ayşe zaten bir taneydi. O zaman bu sorunun cevabı ne olur? Denizli çıktı. Güzel. Böyle verilen bilgileri yerleştire yerleştire yapa yapa çözeceğimiz güzel, geliştirici bir soruydu arkadaşlar. Cevap Denizli. Bu soruyu yalnızca senin çözebileceğini adım gibi biliyorum. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Yani farklı şekilde ifade edilmiştir diyebilirim. A. Bu soruyu biraz uğraşırsan çözebileceğinden eminim. Burada yalnız senin çözebileceğini düşündüğünü ya da bildiğini söylememiş. Yakın değil. A gitti. B'ye baktım. Diğer soruları olduğu gibi bu soruyu da kesinlikle sen çözersin. Şimdi diğer sorularla ilgili bir şey verdi mi yukarıda? Hayır. O zaman burada B elenir. C'ye baktım. Bu soruyu senden başka kimsenin çözemeyeceğini çok iyi biliyorum. Senin çözebileceğini biliyorsa senin dışındakilerin çözebileceğini de adım gibi inebilirim. O zaman C şıkkı yukarıdaki cümleye en yakındır derim. D. Hiç kimsenin bu soruyu senin gibi hemen çözebileceğini sanmıyorum. Şimdi hemen ifadesi burada çeldirici. Dolayısıyla C, D'den daha yakın. O yüzden D'yi de eledim. Bu soru için, 13. soru için cevap C şıkkı. Bu soruyu senden başka kimsenin çözemeyeceğini çok iyi biliyorum ifadesi. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? 1. Ankara'ya giderken hava yağmurlu ama çok da soğuk değildi. Şimdi burada ek fiilin yanlış kullanılmasından, ek fiil eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var ama özne eksikliği demiş burada. Şimdi buraya olumsuz bir ek fiil koymuş. Sanki bu olumsuz ek fiil hava yağmurlu bölümünün de ek fiiliymiş gibi. Oysa şöyle olmalıydı. Ankara'ya giderken hava yağmurluydu ama çok da soğuk değildi şeklinde ek fiil ekleyerek düzeltebilirim. Ek fiil eksikliği. Oysa burada özne eksikliği demiş. Bir olmayanları eledim. İkiye baktım. Her türlü güçlükle mücadele ederek bugünlere gelindi. Şimdi burada katı uyuşmazlığı var ama özne yüklem uyuşmazlığı yazmışlar arkadaşlar. Birinci yargım
etken, ikinci yargım edilgen. Oysa etken etken veya edilgen edilgen olması lazımdı ve bu anlatım bozukluğuna ben çatı uyuşmazlığı derdim. Özne yüklem uyuşmazlığı değil. O zaman burada da bir yanlışlık var. Cevabım 1 ve 2. 4'te ve 3'te kontrol edebilirsiniz. Cevabımız Adana şıkkı. Rakamlardan oluşan bir kodlama sisteminde karışık olarak verilen bazı sözcükler ve bu sözcükleri oluşturan harflerin rakamsal karşılıkları aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Rakamsal karşılıklar burada, sözcükler burada. Yani şöyle demek istedi, karışık olarak verildi derken bunun karşısındaki buna ait değil, bunun karşısındaki buna ait değil, bunun karşısındaki buna ait değil. Bunu bir göz önünde bulunduracağız arkadaşlar. Karışık verilmiş. Buna göre çırak sözcüğünün bu kodlama sistemindeki rakamsal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Çırak istedi benden. R çok çirkin oldu. Bir daha yapalım. Böyle yaptım. Şunu da kaydedelim. Devam ediyorum. Şimdi bakalım hangisi hangisinin burada denk gelecek? Onları denkleştirmeye çalışalım. Şimdi çakır sözcüğüyle çarık sözcüğünün ilk harfleri aynı. O zaman ilk rakamları aynı olan birinci ve üçüncü çakır ve çarığa ait. Ama hangisi hangisinin bilmiyorum. İkinci harfleri de aynı. İkinci rakamları da aynı o zaman. Eledim. Gitti. Geldim üçüncülere. Birinde K, birinde R oldu. Şimdi bakıyorum. Birinde 3, birinde 5. O zaman K, R, 3 veya 5 olacak ama hangisi hangisi şu an bilmiyorum. Devam ettim. Sonra I geldi. Yine 9. Burada 9. Burada 9. R geldi. Yine ne geldi arkadaşlar? K geldi. Şimdi baktım. Ben bunları bulamadım diyelim. K ve R'nin ne olduğunu bulamadım. Kıraç direkt bu. O zaman K nedir? Arkadaşlar 5'tir. Bakın burada K. Burada bu. I nedir? 9'dur. R nedir? 3'tür. Sonra A nedir? 2'dir. O zaman ne kaldı geriye? Ç kaldı. Ç'nin zaten 8 olduğunu biliyorum. Yani şuradan çıkartabildim. O zaman R 3, K 5 ise burası 3 olacak. Burası 5 olacak. Şunlar da bu şekilde eşleşecek arkadaşlar. O zaman cevabımız 89.325. Bakıyorum hangisinde var? C şıkkında var. Bu soru için cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Diğerleri elendi gitti sevgili arkadaşlar. Cevabımız kesin olarak C şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Sümüklü böcek de dayanacak. Bu yükü taşıyacak yürek kalmamıştı. Bakın. Burada arkadaşlar daha de ayrı yazılmamalı, bitişik yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı var. Devam ettim. Cevap A. Diğerlerini de kontrol edelim. İkinci cümleye bakalım. Bu duruma bir son vermek istiyordu. Ne olacaksa olsun da artık yazım yanlış yok. Eledim. 3. Kararını verdi. Her şeyi açık açık söyleyecekti. Kendine güveni vardı. Yazım yanlışı göremedik. Eledik. 4. Gönlünde ayrı bir yeri olan bu hasta kelebeğe iyi, temiz böceklere yaraşır bir ömür yaşatacaktı. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Eledim. Şimdi bir de da de bağlacının yanlış anlaşılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı var. Burada dayanacak, bu yükü taşıyacak yürek kalmayan kim? Kimde kalmadı? Nerede kalmadı? Sümüklü böcekte. Nerede, kimde gibi sorulara az çok cevap veriyorsa arkadaşlar bir soru, bir sözcük daha doğrusu D'de bitişik yazılır. Ayrı yazılması için buna cevap vermemesi lazım. Mesela evde uyuyor dedim. Nerede uyuyor? Evde. Nerede sorusuna cevap verdi o zaman bitişik, ayrı yazamaz.
Dediğimiz gibi A şıkkında sümüklü böcekle şeklinde, hatta sertleşmeye uğrayarak bitişik yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap Adana. Şimdi Gaye, Oytun, Emir, Sercan adlı kişiler aşağıdaki tabloda verilen dayanıklılık aerobik egzersizlerini belli bir sırayla dönüşümlü olarak yapıyorlar. Dayanıklılık ve aerobik egzersizinin dönüşüm sırası farklıdır. Kişiler haftada bir tane dayanıklılık, bir tane aerobik yapmıştır. Bir kişinin yaptığı dayanıklılık egzersizini onun ardından her seferinde aynı arkadaşı yapar. Aynı şekilde aerobik için de bu geçerli. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde kişinin 3. haftada yaptığı egzersiz doğru verilmiştir? Burası 3. hafta olsun. Şimdi Gaye dayanıklılıkta yürüyüş yaptı 1. hafta, 2. hafta koşu yaptı, 3. haftada yüzme yapar. Burası dayanıklılık, burası aerobik. Böyle yaptım. Geldim aerobiye. 1. hafta tenis, 2. hafta step yaptı. Ardından ne yapması lazım arkadaşlar? Merdiven çıkma değil. Bakın merdiven böyle doğrudan aşağıya gitmiyor. Tenisten sonra step geliyor. Şöyle tenis, step. Ardından ne yapması lazım? İp atlama yapması lazım. Buraya ip atlama dedim aerobik için. Sercan tenis demiş. Sercan'a bakıyorum. 1. hafta ip atlama yapmış. 2. hafta merdiven çıkma yapmış. 3. hafta bir üsttekini yapması lazım. Yani tenis yapması lazım aerobikte. Sanki bu doğru verilmiş gibi. Emre baktım koşu demiş. Bu doğrudan yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet diye gidiyor. 1. hafta Emir yüzme yaptı. 2. hafta bisiklet yaptı. 3. hafta yürüyüş yapması lazım. Ama burada koşu demiş, eledim. Oytun'a yürüyüş demiş. Oytun 1. hafta koşu yaptı. 2. hafta yüzme yaptı. 3. hafta bisiklet yapması lazım. Bu da yanlış. Gaye için de merdiven çıkma demişti. Oysa ip atlama olacaktı. Ne diyelim biz arkadaşlar buna? Sadece Sercan'ın söylediği mevzu doğru. Yani Sercan için söylenen etkinlik doğru, egzersiz doğru. Dolayısıyla cevabımız bu soru için Bursa şıkkı diyebiliriz. Bir açıklama verdi bize. Yer tamlayıcısı cümlede yönelme yani bulunma yani de ayrılma, uzaklaşma yani den arkadaşlar bildirerek yüklemi tamamlar. Eklerini yazdım. Böğürtlenli soğuk içecek dedi. Bu tarifte numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? Bakalım. 1. Un malzemeleri mutfak robotunun haznesine koyun. Koyun yüklem. Kim koyun? Siz koyun. Nereye koyun? Mutfak robotunun haznesine yer tamlayıcısı var mı? Var. A gitti. Devam ediyorum. 2. Malzemelerin tümü pürüzsüz bir yapıya ulaşıncaya kadar malzemeleri parçalayın. Parçalayın yüklem. Siz parçalayın. Peki burada neye neyde neyden? Kime kimde kimden? Nereye nerede nereden? Sorularına cevap yok. O zaman yer tamlayıcısı da yok. Cevap ne oldu? Bursa. 3'e baktım arkadaşlar. Mutfak robotunuzda böğürtlenleri iyice ezin ve sonra diğer malzemelerin içinde karıştırın. Nerede ezin? Mutfak robotunuzda yer tamlayıcısı. Dolayısıyla burada var. Eledim. 4. Elde ettiğiniz karışımı bardaklara doldurun ve bardakları buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Nereye doldurun? Bardaklara. Nerede bekletin? Buzdolabında. Dolayısıyla burada ne oldu arkadaşlar? 2 tane. Denize de gitti. Yalnız 2 numaralı cümlede yer tamlayıcısı yoktur. Cevap Bursa sevgili gençler. Aşağıda fiillerin çatı özellikleriyle ilgili bir etkinlik verilmiştir. Evet.
Yönergem şöyle. Cümledeki fiillerin çatı özellikleriyle ilgili belirlemeler doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfi yönünde ilerleyiniz. Hemen bakalım. Biz sonuca gelelim. Sonra soru köküne geçeceğim. Aç ayı oynamaz. Oynamayan kim? Aç ayı. Etken mi? Etken. Burası tamam. Peki onu oynamaz diyebilir miyim? Diyemem. Yani buna nesne getirebilir miyim? Getiremem. Yani o zaman ne olacak? Geçişli değil, geçişsiz olacaktı. Yanlış kısımdan gideceğim. Geldik mavili cümleye. Bir çöplükte iki horoz ötmez. Onu ötmez diyebiliyor muyum? Diyemem. Dolayısıyla geçişsiz olacak. Ötmeyen kim? İki horoz. Etken mi? Etken. Bu da doğru olacak. O zaman cevabım daire olacak. Yani C şıkkında verilen ifade. Zaten ne sormuştu? Buna göre etkinlik doğru tamamlanırsa hangi sembole ulaşılır demişti. Cevap Ceyhan. Bu metinde yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmeli? Bakalım arkadaşlar. 29 Ekim ve Anıtkabir. Şimdi burada yargı bildirdi mi? Hayır. O zaman 3 nokta koydum. Aslanlı yolda yürümek. Bakın küçük harfle başlıyorsa virgül getireceğim. Zaten C ve D kafadan gitti. Buraya virgül gelecek. Hele bir de askerlerin nöbet değişimi dedi. Burada pekiştirme amacıyla 3 nokta koydum. Ardından insanı derinden etkileyen askerlerin itinayla dakikalarca hareketsiz durduğu süreci arkadaşlarına devrettikleri anı unutamıyorum. Bakın buraya aslında virgül gelebilirdi ama anlam karışıklığını önlemek için ne yapmam lazım? Bundan sonraki yere virgül, askerlerin ifadesinden önce de noktalı virgül koymam gerekiyor arkadaşlar. O zaman ne oldu? 3 nokta virgül, 3 nokta noktalı virgül, virgül. Bu da nerede verildi?